Herkese selamlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'iyiz. GTA 5 içeriklerimize uzun bir aranın ardından devam ediyoruz. Biliyorsunuzdur, kanala yaklaşık bir haftadır video gelmiyor arkadaşlar. Bunun başlıca sebebini hemen sizlere söyleyeyim. Daha önce açtığım yayında da dile getirdim. Bilgisayarıma format attım. Tekrardan LSPDFR kurulumu yaptım. İşte modları toparladım vesaire. Evet, biraz uzun sürdü fakat tekrardan videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün bakın jandarma kıyafetimizi giydik zaten. Üzerimize bir de jandarma yeleği giydik bu şekilde. Arkada da aracımız var. Tabii bunların hepsinden önemlisi etrafa baktığınız zaman kar yağışını görüyorsunuz. Etraf hep kar. Kar yağışı sürüyor. Şimdi demeyin abi biz yaza giriyoruz bu ne alaka falan. Biz kışı tekrardan getirdik arkadaşlar. O sıcak günlere girmeden önce bir kışı tekrardan yaşayalım. Şöyle içimiz biraz serinlesin diye düşündüm. Şimdi burada 06 plakalı bir aracımız var. Plakaları tekrardan düzenlemekle uğraşmadım. İlerleyen bölümlerde düzenleriz. Isuzu marka bir aracımız var. Umarım doğru okumuşumdur. Bu arabanın markasını bir türlü doğru okuyamıyorum. Burada zincirli, bakın tekerlekleri de zincirli bir aracımız var. SUV bir araç. Bununla beraber devriye atacağız. Tabii yanında bir tane de devriye arkadaşım var. Hemen şöyle aracımıza binelim. Devremize başlayalım. Atla abi. Atla yanımıza. Bunun modeli neymiş? Şuradan görebiliyor muyuz? 4x4 falan mı yazıyor? Dur bakayım. Ne diyor? D-Max. D-Max diye bir şeymiş modeli. Hemen şuradan telsizimize de geçelim. Show me 10-8. Artık telsizden bu şekilde iletişime geçebiliyoruz arkadaşlar. Onu ayarladım. Daha önce ayarlamamıştım. Sevmiyordum açıkçası sesli komut vermeyi ama sesli komut olayına geçtik. Artık sesli komut ile birlikte iletişime geçeceğiz merkezde. Keşke Türkçe olsa ya. Türkçe olsa ne güzel olur. Bende şu an tablet modu ve stop the pet yani NPC'lerle iletişime geçtiğimiz mod Türkçe. Semih Biçer'in modları hatta bunlar. Keşke şu telsizle yaptığımız iletişim muhabbeti de şey olsaydı. Türkçe olsaydı çok güzel olurdu. Ya yine mesela şimdi burada ne diyoruz? Show me 10-8 diyoruz. Örnek veriyorum 10.08 olsun. Örnek veriyorum hani Türkçe konuştuğumuzda işte merkez 10.08 gibi bir şey olsa güzel olur muydu? Olurdu. Bence tadından yenmezdi. Aracın içi de bu şekilde bu arada. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. YouTube videolarım 1080p'ye 60 fps. Şu an ben oyunu nasıl görüyorsam bu şekilde kayıt alıyorum Nvidia'dan, Nvidia'nın kendi programından. Daha sonra Premiere Pro'da ben bunu editliyorum. Bitrate'i 50, 50 bitrate'de ben bunu editliyorum, çıktısını alıyorum. Fakat bu YouTube ne yapıyor, ne ediyor? Bunun görüntüsünü bozuyor. Yani grafik modu da kurulu ama yani bilmiyorum abi ben size güzel bir görüntü sağlamak için elimden geleni yapıyorum. Fakat galiba 4K olmadan ben güzel görüntü sağlayamayacağım. O yüzden diyorum ki acaba ben render'ı 4K mı alsam? 4K alsam acaba 1080p güzel bir görüntü sağlayabilir miyim? Yani bilmiyorum umarım güzel görüntü geliyordur sizlere. Hoşunuza gidiyordur umarım görüntü. Çok da etraf kötü değildir. Dediğim gibi yani elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu nerede bu arada? Biz gidiyoruz ama. Ha buradaymış. Okey. Şöyle hatta hızlanalım. Bak bak motorculara bak. Üçkağıtçılar. Karda kışta kayıp düşüyoruz ondan sonra. Bak burada HGS falan var araçta. Bu arada arada sırada canlı yayın yapıyoruz arkadaşlar. Akşam saat 8 gibi. Eğer canlı yayınları kaçırmak istemiyorsanız kanalın bildirimlerini açın lütfen. Onu da söylemiş olayım. Bu arada bilmiyorum niye ama bir FPS drop oluyor. Bakın bilgisayara format atmamın en büyük sebeplerinden birisi de buydu. FPS drop muhabbetiydi. Fakat hala fark ediyorum ki FPS drop mevcut. Niçin oluyor onu da bilmiyorum. Acaba Nvidia'dan kayıt aldığım için mi oluyor?
Ondan da tam emin değilim. Yani OBS'ten alsam da yapıyor. Nvidia'dan alsam da yapıyor. Bu arada bu hareket mi ediyor? Bu 3K hareket ediyor abi. Buna şu ileriden gerçi ekip de atayamıyoruz ki. Biraz basmamız lazım. Biraz basarsak yetişiriz ona. Bir ihbar var ama ne dedi o? Otobanda bisiklette geziyor mu dedi. Bir şey etti de dur bakalım. Kasabaya girdi galiba o. Aynen kasabanın içerisinde geziyor. Biz buradan dümdüz gider yakalarız bence onu. Buradan dümdüz basarsak bence yakalarız onu ileride. Aynen. Tam da yolumuzun üstüne çıkacak bak şimdi. De o 3K'çı ne yapmaya çalışıyor onu anlamadım ben. Bisiklet de otobanda mı geziyormuş? Öyle bir muhabbet dönüyor ama. Bak 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 kaçıyor. 3K'çıya bak ulan bisikletle nereye kaçabileceksin ki? Buraya gel. Aha. Kıçından. Ufak bir vurduk. Buraya gel buraya. Bak bir tane bisikletli de orada gidiyor. Şş, buraya gel lan 3K'çı. Nereye kadar kaçacaksın yani? Yalnız güzel de koşuyor ha bak. Bizim karakter yoruldu valla. Ama var ya birazdan ensene öyle bir şaplak yiyeceksin ki. Hayatında gördüğün en güzel şaplak olacak. Haydi oğlum. Yetişeceğiz bak. Aha. Ulan. Ulan 3K'çı. Ulan 3K'çı ne güzel fake attı bize. Bak oradan da bir tane geliyor. Şu NPC'lerin kıyafetlerini yapmam lazım ya. Onları yapmadım daha. NPC'lere de jandarma kıyafeti giydireceğiz yakında. Hiç endişeniz olmasın. Ya abicim nereye götürüyorsun bizi ya? Bizi nereye götürüyorsun ya? Karda kışla. Bizi koşturuyor manyak. Tamam onu yakaladık biz. Onu burada yakaladık. Ya şimdi ateş de etmek istemiyorum bacağına. Peşinden koşturtuyor işte bizi. Az önce fake yemeseydim şaplığa yiyor ensesini lan. Kurtlara ne oluyor? Bir an durdular. He ne oldu? Yoruldun. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. He ne oldu? Lan dur M4 ne? Kaldır. Kaldır elleri. Kaldır elleri. He en son mermiyi yedin. Kaldır elleri artık. Kaldır. Şşş. Ya. Birader. Bütün kasabayı gezdirdin bize ya. Bize bütün kasabayı gezdirttin ya. Kaldır artık ellerini manyak. Bütün kasabayı gezdirtti inanılmaz ya. Manyak adam. Ne oldu? Bak bir tane de kurşun kıçından yemiş. Bir tane de tam kıçından kurşun yemiş. Ha gezdirttin de ne oldu ya? Dalavereci. Şimdi ta arabanın oraya kadar tekrar koşmak zorunda kalacağız. Evet şimdi bu arkadaşı getirdik. Aracın yanına. Hemen işlemlerini yapalım abi. Şuradan. Şimdi ne diyor? Daha önceki cezaları. Bunlarmış. Onun öncesinde ben bu bisikletin plakası falan var mı? Bunu sorgulatabiliyor muyum acaba? Plaka kontrol. Bir bakalım. Ulan. Orada ormancılar geziyor. Şeyciler geziyor. Avcılar geziyor. Ha bu aracı çalmış. Okey. Bu aracı çalmış bu bisikleti. Tutuklama kararı, asayiş, hırsızlık. Yapıştır. Yapıştır. Ve bir de ekip çağıralım. Bu için araç istedi. Çalıntı bisiklette bu otobanda seyir halindeymiş. Muhabbet bu yani. Şuna da çekici isteyelim. Buradaki şeye bakacağım ben ya. 3K'çıya bir bakalım. Gel abi. Tamam ekipler halleder gerisini. Millet kafayı yedi bak sırf o avcılar yüzünden. Domuz mu avlıyor ne avlıyor belli değil. Nerede o bak burada. Elinde ne var lan onun? Pompalı mı var? Şş, usta. Silah silah.
Lan ne oluyor, hemen çatışmaya girdik. Aha düştü mü? Düştü vallahi, kafaya tek yedi. Shotgun'la geziyor bir de. Şu kaççıya bak. Neyse, buna bir hemen ambulans çağıralım. Buraya bir ambulans hocam. Buraya bir ambulans. Code 4 da verelim. Code 4. Şimdi bu dayı öldü mü yoksa hastaneye mi gidiyor bakalım, hadi. Gelsin bakalım da bir ambulans. Sanki bu ufaktan şeye gidecekmiş gibi bir hava var da. Cenaze ekiplerine gidecekmiş gibi bir hava var bakalım. Bakın hocam. Oh, bankın üstüne de çıktı. Koçum benim. Bu avcılar manyak ya. Şehrin ortasında adam domuz falan avlıyor ya. Ondan sonra böyle kurşunu yiyorlar. Dönüp bize ateş ediyorlar bu arada. Etmesler adı neyse. Ne diyor, ambulansa diyor eskortluk lazımmış. Tamam, bunu buradan alırlar bunlar. Biz gidelim. Adam yaşıyor bu arada. Gel abi. Gel abi, gidiyorum bak, hadi. Çabuk çabuk çabuk. Koş çabuk çabuk çabuk. Bakalım başımıza bir haltlar gelecek mi? Ambulans eskort istemiş kendisinde. Böyle bir kademe açarsak yeterli olur bence çakarımızı. Geç hocam. Tamam, nereye gidiyoruz? 0.17 mil. Az önceki yere gidiyoruz lan. Biz zaten oradan geldik. Oha, araba binanın içine girdi. Ne oluyor oğlum? Bitti mi? Okey. Bir saniye. Araba çalınma muhabbetim var, yok. Tamam. Code 4. Platformumuzu da çaktık. Bakalım. Bir vukuat gelecek mi bir daha? Hatta hiç çakar açmayalım ya. Şöyle çakarsız gezelim. Orada bir yeşil bir şey yandı. Dur bakayım. Şuradan bir gireyim ben oraya. Sarhoş mu var yolda? Ne var? Orada bir şeyler var bak. Sağı solu rahatsız eden birisi varmış orada. Aa, gitti lan. Az önce gözüküyordu. Bu arada arkadaşlar, kanala abone değilseniz, abone olursanız, video like atarsanız çok memnun olurum. Gerçekten bana destek vermiş olursunuz. Artı olarak yorum da atmayı unutmayın. Yorumlara cevap veriyorum. Nereden geldi hocam bu fire ihbar? Buradan. Bizlik değil zaten. Fire'a fire baksın abi. Fire'a fire baksın. Lan oğlum, kar yağıyor, manyak mısınız? Bak bak, tiplere bak. Kar yağıyor, adamlar parti yapıyor bak. İçki miçki. Bu abla zaten ne olmuş, bu kısacık çıkmış. O da short giymiş. Helal olsun. Vallahi bizim burada kışımız donuyor. Adamlar çok rahat bir şekilde parti falan veriyorlar. İllegal park muhabbeti varmış. Bir gidelim bakalım. Son ihbarımız olsun. Ondan sonra da videoyu sonlandırırız. Normal trafiğin bakması lazım da, hadi neyse, biz gidelim. Evet. Hocam bu nasıl bir park şeklidir? Trafiği yavaşlatalım burada. Şimdi şunun bir plaka kontrolünü isteyeceğiz. 46DZZ64. Bir bakın hocam. Araç sahibi yok mu? David Zebra, Zebra 364. Target is 10-4. Tamam, çekelim. Araba da güzel yalnız abi. Bunu hangi dallama bırakmış buraya? Neyse. Evet arkadaşlar, son ihbarımız da bu olmuş oldu. Bunu zaten çekeceğiz, sonra alıp gidecek.
Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım video hoşunuza gitmiştir. İçeriklerimize dediğim gibi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kanala abone değilseniz, abone olup like atarsanız da sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.